Herkese merhabalar, hoş geldiniz. What If'in 9. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. Sezon finali diyebiliriz sonunda, sezon finali olarak zaten belirttiler. Ama ben bu son iki bölümü çok beğendim. Yani Ultron'un kozmik bir varlığa dönüşümü ve etkisi olarak da harbiden bir Ultron çağını bize iki bölümde bir saat olarak gösterdiler. Demek ki yapılabiliyormuş. Benim sadece kafama takılan durum bu işte gidip de başka evrenlerden karakter toplama birazcık basit geliyordu. Ama onu da bir şekilde mantığını oturtmuşlar gitmişler almışlar ama hani... Altını da doldurmaya çalışmış. Killmonger'ı niye getirdi diye sorarken aslında bir sebebi varmış. Hepsini aslında Watcher bilerek ...ve düşünerek yapmış anladığımız kadarıyla... ...görerek desek daha doğru olabilir. Birincisi bölümün... ...akıcılığı çok iyiydi, dövüş sahneleri çok iyiydi. Sinematik evrende de Thanos'a karşı... ...veya farklı karakterlere karşı... ...mücadeleler görmüştük ama... ...bunu yarım saat içerisinde bu kadar güzel anlatmak da... ...tabii ki bir başarı ve bunu... Do ...doğru, yapıp doğru şekilde aktarmışlar. İşte Supreme Strange'in... ...etkisi böyle baflıyor yanındakileri. İşte diğerlerinin alternatif olarak Supreme Strange'in gücü, onun işte yanındakileri bufflaması, diğerlerinin hep bir şey yapmaya çalışması ve ekip olarak ellerinden geleni yapmaya çalışmaları. Yani Thor bile aslında ben Thor bölümünü lanet etmiştim yani harbiden çok kötü bir bölüm olarak anmıştım ama abi burada az konuşmuş yine o komedi yükünü yüklenmiş. Bu şekilde kullanıyorsanız Thor'u tamam. Burada yine sırıtmıyor çünkü az repliği var az Konuşuyor öz konuşuyor yeter ha, gülüyorsun tamam bitti gitti ama bir bölümü bu toru ayırdığın ama işte tadın kaçıyor o da birazcık tatsız oluyor. Valla benim demek istediğim şu ben çok beğendim gerçekten yani Supreme Strange vs Ultron karşılaşmasında çok bekliyordum aslında tam olarak öyle bir karşılaşma olmadı ama yine de iyiydi. Yani o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum ben birazcık farklı şeyler de olabilir diye düşündüm ama beni en etkileyen şey Strange'in böyle evrenin patlamasını yutmasıydı. Yani o evren patlamasını yuttu. O hatta Ultron bile şaşırdı ya ne oluyor falan diye. Çünkü her ne kadar Ultron altı taşı kullanan bir kozmik varlığa dönüşse de Strange de baya baya farklı boyutlardan karakterlerin güçlerini hemen bir karakter. Yani çok o da çok güçlü aslında belki yani o taşlar kadar güçlü değil belki ama bayağı güçlü olduğunu da gösterdiler aslında. Mesela Endgame'de benim fazla gözümüze batan o kadın dayanışması sahnesi vardır. Herkes biliyordur o sahneyi zaten. O sahne mesela burada hem Captain Carter hem de Natasha Romanoff'la ne kadar güzel kullandılar. Şey yani yapılmak istediğinde bir animasyon işinde bile... Live action olmayan ama aktarımın da birazcık kısıtlı olduğu neyi nasıl yapacağını kestiremediğin işlerde bile ne kadar güzel oluyor mis gibi sahnelerdi. Evet sonda birazcık böyle yine klişeye giden durumlar var ama ben Ultron'un düşüşünü de çok Beğendim hani ben Arnim olanın geçen bölümdeki virüs olarak Ultron'u ele geçirme fikrini çok beğenmiştim. Burada da zaten anlattılar nasıl yapılacaklarını ama işte hem Ultron'u ele geçiriyor onun bedenini ve altı taşta onda. Yani Arnim Zola tabii ki onu ele geçirdiğinde ne yapacaktı? Kendi kullanacaktı bu taşları. Bu şekilde yapacaktı yani. Ya onu da düşünmüş Watcher işte. Killmonger'ın kendi planı varmış falan. Yani Killmonger'ı birazcık fazla buffladılar. Gereksiz bufflandığını düşünüyorum ama yine de onu düşünerek bir kürenin içerisine hapsetti hiçbirinin hiçbir zaman çıkamayacağı bir kürenin içine ve Strange'in hapishanesinde kalacak onlar. Şimdi Strange'in ne kadar önemli bir karakter olduğunu gösteriyorlar aslında bu bölümde de. Yani Supreme Strange'in ne kadar etkili olduğunu, onun etkisini, onun hikayeye kattığını, neler yaptığını ve nasıl bir karakter gelişimi gösterdiğini şu vadif içerisinde gösteriyorlar. Watcher de bunun farkında. Ultron'u da alt etmek için Supreme Strange olmazsa olmazdı ve gittiler karakterleri de topladılar. Bir kozmik savaş oldu. Guardians of the Multiverse ismi bu ekibin ellerinden de geleni yaptılar. Mesela Gamora'nın işte taş öğütücüsü kendi evreninde mesela Tony Stark'la Gamora bir olmuşlar. Thanos'u alt etmişler. Bu öğütücüyü yapmış. Tamam ama diyor ki işte benim evrenimdeki taşlar için geçerli bu öğütücü. Bu taşları yok etmez çünkü taşlar eşsizdir diyor. E o zaman başka bir multiverse'e geçtiğinde neden bu taşlar çalışıyor? Tabii bunun cevabı yok. Birazcık böyle derine girdiğinizde sinematik evrenin mantığına da uymayan yerleri var. Bunu da söylemem gerekiyor yani uymayabiliyor. Onu yapacak bir şey yok ama Gamora'nın Tony Stark'la uyumundan çıkan bir Taş öğütücü e, durumu benim hoşuma gitti. Burada acaba bu Infinity War'da Tony Stark şey demişti. Bir çöp öğütücüsünü atalım, kurtulalım demişti. Acaba ona bir atıf mı bu taş öğütücü? Onu bilemiyorum ama öyle olma ihtimali de var yani. Bir an şey düşündüm. Aslında gerçeklik taşını mı kullandı lan Ultron orada onları yendiği gibi. Çünkü aslında hem Ultron'un ekiple toplu savaşı Thanos ve Titan'da yapılan savaş. Hem Scarlet Witch'in... Ultron'la karşılaşması da orada Thanos'la Scarlet Witch'in karşılaşması. Ben orada şeyi düşündüm zaten. Hani Scarlet Witch tamam geldi de acaba Thanos mu geliyor? Çünkü Thanos'ta da taş vardı. Ultron'da da taş vardı. Zombi Thanos'u getirselerdi, zombi altı taşlı Thanos işte altı taşlı Ultron'a karşı bir karşılaştırma yapsalar daha iyi olabilirdi diye düşündüm ama getirmediler. Getirmeyi gerek duymadılar. Yine de e, evren falan yok etmek işte Ultron için çocuk oyuncu Yani neden yok olmuyorsunuz deyip evreni yok edip orada gidiyor Strange evreni yutuyor falan ya baya baya aslında ellerindeki imkanları sonuna kadar kullanmış Vadif e, Marvel ekibi valla tebrik ederim ikinci sezonu da merakla bekliyorum dördüncü fazdan karakterlerin olduğu bir Vadif yapacaklar bundan sonra bu karakterleri görür müyüz görmez miyiz işte Captain Marvel olsaydı nasıl olurdu falan bunlara girmiyorum ama dördüncü fazla yeni karakterlerin What de görmek isterim bu şekilde karşımıza çıktı birinci ikinci üçüncü fazdaki karakterler yani ikinci sezonda heyecanla bekliyorum benim hoşuma giden içime sinen işlerden birisi oldu şimdi e, gelen karakterler bir şekilde olduğu zamana geri döndü ama hem Natasha Romanov hem de Killmonger dönmedi Killmonger zaten planın bir parçasıydı bir yem gibi kullanmış orada onu. tamam hem Tony Stark'ın hem de Black Panther'ın intikamını almak isteyen Shuri ve Pepper'ın bir planı vardı. Orada bir anda orada savaş varken tak boçur onu çekiyordu. Şimdi o evren rahatladı. Her şey olduğu gibi düzeninde mi gidiyor orada nasıl oldu onu bilmiyoruz ama olması gereken buymuş diye düşünelim. E Natasha Romanov'un olduğu evrene bakarsak Natasha Romanov'un olduğu evrende de herkes ölüydü. O da yeni bir evrene gönderdi onu. Tabii ki başka watcher'lar var. Başka watcher'lar görüyor, izliyor. Birden fazla watcher var ama Watu çizgi romanlarda da aslında en çok her şeye burnunu sokan karakter. Bir çizgi romanda da ölüyor hatta. Bir şekilde Bakıyor, merak ediyor, izliyor. Bu Vadif'in sonunda da şey diyordu zaten. Bu arada Jeffrey Wright'ın sesi inanılmaz. Şey diyordu. İşte bunlar benim gördüğüm hikayeler, benim hikayelerim ve o gördüğü, izlediği hikayelerdeki karakterleri getirip Ultron'u gelip onları geri gönderdi. Bir kısmını en azından. E Peggy Carter'a ne yaptı? Bir After Credits sahnesi vardı izlemeyenler için. E, bir güzellik mi yaptı artık onu mutlu etmek için? Steve'i getirdi ama eski Steve muhtemelen. Yani çoğu evrende bir evrende Kaptan Amerika olarak serumu almış bir evrende başkan olmuş bir evrende başka bir şey olmuş. Farklı farklı Steve Rogers'lar var ama normal olarak serum almadığı halini geri getirmiş anladığımız kadarıyla ve ikinci sezonda da Peggy Carter'ı göreceğiz ve Peggy Carter'la Steve'in o duygusal durumlarını bize gösterecekler gibi. Ya ben Peggy Carter'ı sevdim. İnsanlar niye bu kadar sevmiyor Peggy Carter'ı anlamadım ama ben gayet keyif aldım Peggy Carter'ı izlerken. Biraz ön yargılı gibi insanlar anlayamadım. Çünkü şey diyorlar. Yani Ultron'la dövüşünde e, ne işi var Peggy'nin diyorlar. E abi Ultron savaşında Kaptan Amerika Ultron'u boğmaya çalışıyordu. Yani e, o da komikti, bu da komik. Yani çok o kadar şey bakmanıza gerek yok. Ellerinden geleni yapıyorlar işte. Ama bir lider bu arada. Yani hem Steve Rogers hem Peggy Carter olarak baktığımızda bu ikisi de Kaptan Amerika, Kaptan Britain diyebiliriz. Ama ikisi de aslında bunların aslında yüzbaşı. Yani bir Önder. Onun için zaten önderlik yapıyorlar. Orada ekibi tamamlamak, ekibin yönlendirmek için olan karakterler bu sebepten önemli. Yani genel itibariyle toparlamak istedim ve söylemek istediklerim benim bunlar. Sizler nasıl düşünüyorsunuz? Bu sefer böyle kamerasız yapıyorum ikidir. İdare edin. Böyle daha rahat hissettim aslında ama izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda, bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.